Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim misafirperver. Biz teşekkür ederiz ama yemiyorsun, içmiyorsunuz. Ya sağ olun, çok teşekkürler. Daha önce ben katıldığım bir programda isminizi de zikrederek bazı iddiaları ve bazı belgeleri dile getirmiştim. Bununla ilgili hem kanala hem şahsımla görüşerek bunların içinde bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu, bunun doğrulanması gerektiğini ya da aslının anlatılması gerektiğini tevdi ettiniz ki özellikle de sizle tanışmayı ve bunlara da bir artık doğruluk neyse ya da yanlışlık neyse saygıdeğer kamuoyunun da bilmesi için sizinle röportaj yapmayı kabul ettik ve siz de kabul ettiniz. Sağ olun. Çok, ben de teşekkür ederim. Ben oradaki soruları tekrardan size sorayım arzu ederseniz ki herkes de... Tabii şimdi her şey böyle mahkemeyle veyahut da birbirini mahkemeye vererek veyahut da böyle fitne ile olmamalı. İşte bu gibi şekilde insan medeni cesaretli olup telefon edebilmeli. Cüneyt Bey'i buldum, program sahibini. O sizi telefonunuzu verdi. Yani insan medeni cesareti olan insanlar yani konuşulan konuyu ben görüşebilmeli. Yani ondan sonra o ona iftira attı, mahkemeye vermeli. Bunlar olma, lüzum yok. Yani devleti de meşgul etmemeli. Dosya masraflarına yazık yani. Ya zaten şöyle artık aslında hukuki olarak karşılıklı hak araması da doğal bir şeydir ki bu en doğal hakkımızdır bizim ama buradaki gazetecilik dediğimiz zaman Türkiye'deki kutuplaştırma o kadar artık büyük ki karşındaki insanı bir kutupta görüyorsun ve onunla ilgili bir iddia olduğu zaman aa gördünüz mü bu böyle ya da aa bu böyle oldu mu böyle. Kimin ne olduğunu biz de anlayamıyoruz. Yani ben zaten dava açmama karar veriyorum. Şimdi Efkan Ala'ya bir dava açıyor bana ama Mustafa İslamoğlu üzerinden açıyor. Ya diyorum ben Efkan Bey'e söyledim, Mustafa İslamoğlu'nun avukatı geliyor. Oradan vuruyorsun, ses buradan geliyor. Şimdi Ahmet Hakan'a 40 defa açıyorsun, su fabrikası kurmuş, peygamberin saçını suyunu sattı. Allah Allah, nerede su fabrikası kurmuş? Sağlık Bakanlığı buna izin verir mi ya Sağlık Bakanlığı? Öyle bir şey. Ya öyle bir şey ne alakası var diyorum, dava açıyorum. Peygamberi rüyamızda gördürecek terlik de mi yok? Onlar var ama rüyamda değil. Ama hayır rüyamda değil, ben kitabım var, onu ben açıkladım. Hepsi internette atılmış, kitapları buraya koydum. Bütün kitapların kaynaklarını verdim, ben rüyamda görmedim. Bu telliği, tellik Nali Şerif evinde bulunduran veyahut elinde tutan kolay doğumlu rüyada görüyor. Bu 800 sene evvel yazılmış cüz-ü timsali Nali Nebi İbn-i Asakir'in kitabı. Arapça. Ben bundan tercüme ettim. Benim bunu yaptığım nakil ve tercümeyi sen gidersin yeminli tercümana verirsin. Bu yeminli tercümede katmış karıştırmış diye tercüme yanlış dersen ben kamuoyundan özür dilemek zorunda kalırım. Ama bu tercüme doğruysa ki şifa ayetlerime de dava açıldı. Yine takipçilik oldu. Neden? Tercüme FETÖ bunların hepsinden açtı. Bunların hepsini çıkarttım. Kitaplar. Sen şimdi bu kitapta bu tercüme doğru mu? Ben burada neciyim? Nakilciyim. Uhde kime? İlk yazana. Tebliğciyim diyorsunuz. Ben aracıyım. Ama sen burada ben kaynak gösteremezsem, Arapça kitabı gösteremezsem, ibareyi gösteremezsem veya gösteririm de sen tercüme ettirip de bunun tercümesi bu değil, yanlış mana vermişsin. Bunu ispat edersen haklı olursun. Yok. Ama hepsi öyle. Bu ama su işi hiç yok. Yani su satma diye bir şey yok. Her sene 60 bin, 70 bin dağıtıyoruz epey. Sinan Erdem'de 30 bine bir gecede dağıtmış Mevlüt'te. Bunun hiç satma. Ama sen su fabrikası, adamın su fabrikasına gitmişim. Orada dua etmek için makinelerin önünde resim çekmiş. Savcı diyor ki, ya diyor ben diyor bu resmi görünce diyor böyle zannettim. Ya sayın savcım dedim. Şimdi dedim burada bir sağlık bakanlığı var, şu su var, su var. Hangi sucu? Bir saçı. Saçı şerif. Peygamberimiz saçı şereflidir. Tamam kurban olayım başımın üstüne. Peygamberimizin saçı da olsa. Yani bir bakanlık var. Bir yürürlüğü bile bir koca bir fabrika kuracaksın. Bu fabrikada saçı koyacaksın. Suyu onun üstünden geçireceksin. Sonra bu suyu satacaksın. Yani böyle bir Türkiye varsa size gidelim. İzlan şeye yani ne onun adı. Afrika. Ben Afrika. Muz Cumhuriyeti'nde olmaz. Yani dedim buna da dedim nasıl inanıyorsunuz? Ya dedi ben dedi resmi dedi görünce dedi. Resmi görünce dedi. Ya dedim o zaman her gittiğim lokanta benim. Her dua ettiğim, açılış yaptığım fabrika benim. Her yer benim dedim ya sayın savcım. Bunu bir insan araştırma. Tabii ki dedi bir suç. Ben yok ben tamam. Ya tamam ama peki tam doğru. Peki ben iftiradan Ahmet Hakan'a da kazanmadım. Nasıl kazanamıyorum ya? Böyle bir su fabrikası yok. Su fabrikası açmadım. İspat edemiyor. Benim kendi siteme koyduğum resmi koyuyor. Ya o siteyi sen, zaten o resim gizli çekilmiş. Sen bir şey bulunmasın mı? Gazetecilik, habercilik yapmamışsın ki. Onu kendi siteme koymuşum. Fabrikanındaki makinenin önünde oturduğumu, dua ettiğimi kendim koymuşum. Kendi koyduğum resimle su fabrikası açmış. Benim orada koyduğum resimde ben su fabrikası mı açılış yaptım diyorum. Ama alamıyorum. Şimdi mesela bana kalktı Kanal D'deyken bir hafta Aziz Bayındır'ı çıkart. Bir hafta Mustafa Öztürk. Bir hafta Mustafa Öztürk oldu.
Bir hafta arayla. Birisi iblis dedi. Birisi şeytan dedi. Birisi dedi cübbe var içinde adam yok. Sarık var altında kafa yok. Akıl yok. Her türlü hakaret yaptılar. Halbuki bana 2-3 dakika kanalda haberde şey verse, ben 2-3 dakikada kaç ayet kaç hadis okuyarak ilmi bir reddiye yaparım. Hiçbir zaman onun arabası şöyle, onun kaşı böyle, onun gözü böyle, kızı böyle, yat hakkında mahkeme kararı var onlardan birinin mesela eski bir olay demem. Çünkü neden özel hayata giriyor veya şey. Ama bunlar hep bana saldırdı. Ben dava açtım ne oldu biliyor musunuz? Ben çüş demekten ceza alıyorum. Ama onlar bana iblis, dolandırıcı, sadece her türlü. O zaman ispat et. Mahkeme ispata çağıracak onları da. Dediklerini falan filan. Aynen mahkeme kararı size göstereyim. Diyor ki sinkaf olmadığı için hakarete girmiyor. Biz çüş dedik mi hakarete giriyor. Adamlar iblis diyor bilmem ne diyor. Yani hakarete girmiyor. İblis dünyanın en büyük yavru demektir. Şimdi onun için ben yani adalet görmüyorum. Artık yani hak, eleştirilecek çok şey var. Yani hakkımı da alamıyor. Alamadığım için dosya masrafı zahirin bana kalacak. Şu anda açtığıma değmiyor masraftan ya. Düşünün hocam şimdi mesela tutun da bebek katili terörist başının mektubunu okuyan insanlar ve bunu milli adlediyorlar değil mi? Evet. Ahmet Bey kalkıp da Ayşegül Hanım var bebeğiyle birlikte cezaevine girdi. Kadın ne dedi? Bugün beraat almış. Dedi. Bugün beraat almış evet. Ve biz buna sevinir duruma geldik. Ama diğer adam kalkıyor barış elçisi. İşte ölümü gösterince ısıtmaya razı oluyorsun barış, yani işte. Yani çok durumumuz kötü çok. Yani biz ben de istiyorum ki bu kadar iftira en çok iftira ben çok sövmeler. Acayip sanatçı kesim yani. Meşhur sanatçı adam, meşhur tiyatrocu. 70 yaşında. Kim diyor adı buyuruyor. Neler bir görseniz yani artık bu kadar sövme, bu kadar ağır hakaret olmaz. Sen mahkemeye verirsin bir şey gördüysen. En nihayet savcılığa verirsin. O da beni çağırır. Takipsizlik verir veya ceza verir yani. Bu böyle bu şekil ana avrat sövme. Bir de ben şey demiyorum. HDP'si PKK'sı zaten sövüp duruyor. Ettir pisliği bana yap atıyorlar. Şerif. FETÖ'sü zaten Amerika'dan, Almanya'dan atıyor bütün bu efendim telliği melliği. Hep onlar attı videolarını. Bütün bunlar mesele değil. Hukuki bir boyutu olmadı. Ama terlik konusunda sizin videonuz var. Tamam var. Ben bir şey demiyorum ki. Siz tel... onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyamıza gireceğini göstereceğini... Hayır. O terlik hakkında Arapça eser var diyorum. 800 senelik. Hicri 600 küsurda vefat etmiş alimin kitabı var. Ben onların hepsini biz size linki atalım. Kitapları şurada koydum. Şimdi vakit yetmez. Kitapları tek tek gösterdim. He, o kitaplar işte kefen meselesinde, Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Şahabettin Sure verdiği 800-900 senelik yazma eserlerden tut, kitaplar hepsini burada çıkarttım. Niye bunları satma gereksinimi duyuyorsun? Satma, ben satmadım. Kefeni ben satmadım. Onlar satılıyor. Kefen, hayır, yok ya hiç satılmadı bir kere. Terlik satılıyor. Satılmıyor, yok öyle bir şey. Allah Allah. Yok, ben zaten onu dedim, en son şunu dedim. Bana bir tane o terlikten, kızım doğum yaparken bir tane bende kalmış. Normal doğum yapsın diye çocuk çok zorlandı. Onun bereketi var diye o kitapta gördüğüm için en son artık damada vermiştim geceden. Doğumda eline vermiş. Kız ondan bir kolay doğum yaptı. Ben de kutusu bile kalmadı. Yani millete hediye etmekten 100 tane mine basılmış o zaman. Bir tane bende kalmadı. Hı. Bir tane 120 liradan diyorsunuz bak. Hı. Orada şunu göstereyim. Köselesi, derisi, kutusu mıknatıslı, kutu böyle baskıları, üzerinde şeyleri bilmem ne 120 lira dediğin. Bu adam bunu yapacak adam tek yaparsa 500 lira, 700 lira. Birkaç kişi bunu istedi. Medine'den geldi bunun orijinali. Bu isteyince ben de bir arkadaşları görevlendirdim. Yani bu arkadaşlar. Biz onu özel sohbette bir kere, bir kerelik sipariş verin ki neden? Kaç kişiyseniz isteyen. Şu satılan işte sipariş istenmez. Bir insan. Ben şimdi bir kitap basarken arkadaşlar sipariş verin. Kaç kitap istiyorsanız o kadar basacağım demem. Çünkü o kitabı satacağım ilelebet. Ama ben orada diyorum ki isminizi bildirirseniz. Çünkü bir arkadaşı görevlendirdik. Zor. Terlikçinin birini buldu. Köşede süsü bulsun 120 liraya. Bayağı değerli. Hakiki deri. Kutu öyle bilmem ne. Kar amaçlı da değil. Tabii yapan illaki para alacak, kar edecek. Bunu ben sırf bana da birkaç tane alacağım. Çünkü öbür türlü alamıyorum. Çoğaltamıyorum. Kızıma veremem, oğluma veremem. Ben de bir geleceğim. Kaç kişisiniz? Dedik. Ha bunun aslı var mı? Bu hurafe mi değil mi? Sen bunu bana sorarsın. Ben sana bunu Arapça'ya ispat ederim. Yusuf'un Ebhani'nin kitabında. Saadetül Dâre kitabında. Öbürü 150 senelik Sultan Abidin Beyrut Kadısı'nın kitabı. Öbürü 800 senelik İbn Asakir'in kitabı. Şimdi bunlardan 3-4 tane daha kitap getirebilirim. Sırf terlik için misal veriyorum. Bu kitaplardan ben bunu gördüm mü? Bunun bu faziletleri var diyor mu? Cine karşı, sihire karşı yazmış. Tamam. Ben de bunu kitabıma yazdım esasen.
Ve kitapta teyi bastım. Kitap 15 sene evvel, 10 sene evvel. Kitabı getireyim göstereyim. Arkasında Nali Şerif'in resmi var. Osmanlı basmış bunları. Ben de 150 sene evvelki Nali Şerif'in baskıları var. Osmanlı baskıları bunlar. Bunları ben uydurmadım ki. Bunları ben o kitaplardan gördüm. Bu sefer millet, biz bunu nereden buluruz dedi. Ben bunu nereden bulacak? Medine'de bir zat vardı. Çünkü bu peygamberimizin telliği değil. Aynı şeyde kıstas üzere, mikyas yani santime göre kesilmiş. Aynı kesim yapılmış. Zaten buna timsal deniyor. Timsal ne demek? Onun sureti. Örneği yani. Aslı demedik zaten. Çünkü herkesin peygamberin bir telliği var. Kaç kişiye verecek? Bende zaten yok. Şimdi bunun aslı resminde ve suretinde ve çiziminde bu bereket olduğuna dair bu kitaplarda var mı? Var. Ben bu kitapları yazmış mıyım yazmışım? Tercüme yapmış mıyım yapmışım? Bundan seneler sonra milletin talebi üzerine özel cemaat. Ya dur hocam bu tamam mı? Ben bunu nerede bulacağım? Ben bu sefer bende de yok dedim. Uyduramam ki. Medine'de bir zatta bunun aslı var. O aslından kestirip oradaki bir şeye Medine'den geldi. Getiren kardeşimiz Ubeydullah Hoca ortada. Medine'den getiren kişi de her şey şahitli. Orada Dekal diye bir ayakkabı markası var. O çocukcağız da ben de bir örneğini yaptırabilir miyim diye Medine'de çalışıyordu. Gitmiş oraya. Demiş ki ya bundan bir tane yapılabilse nasıl olur ben örnek yani peygamber telliği gibi de onlar Vehhabi şehirde var onu dememiş de. Oradan demiş 700 riyal. Bir tane yaparsam. 700 riyal. Şimdiki paraya vur. O da oradan zaten o da çok zengin bir çocuk değil yani ben nasıl 700 riyal. O da öyle gelmiş. Getirmişler bana. Bu seneler sonra milletin talebi üzerine ben de dedim ya kaç kişi istiyorsanız bir arkadaşı görevlendirdim. Bu arkadaş bunu yaptıracak. Ben de faziletini şusunu busunu zaten kitapta var. Kim alıyor dedim. Yani telefon o arkadaş telefonuyla verdiler. Efendim diyelim ki 120 kişi. Çünkü neden? Bir tane basarsan çok pahalı oluyor. 120, bu onun için 120 liraya düştü. Yani 200 tanesi 120 TL'ye düştü. 120 TL. Bunun kutsallığı yok. Yani kutsallığından para alınmıyor. Kösele, deri, kutu. Ama bu zaten bir kere yapılmış. Yani şunu demek istiyorum. Bunu nasıl lanse ettiler? Sektör, bir de demediğim lafları. Kaymaz terlik diyor. Bir tane sohbetimde kaymaz, cehenneme kaymaz, sırattan kaymaz, kaymaz terlik diye yok, bir lafım yok. Şey bak, şimdi kaymaz terliği uydurdular mı? Uydurdular. Ben öyle bir şey demedim ama. Sizi demediniz. Ama bunu ucuda tutturdular da. Ondan sonra bu terliği alan... tamam da nerede satılıyor bu ben de alacağım şimdi. Nerede satılıyor? Yani bir insan bir şey dediği zaman gider bir yere müşteri olur. Bir de kamera çeker veya arkadan gizli kamera şurasına takar. Der ki bu terlik var mı abi der. Bu terlik olayı olalı 5 sene. 5 senede bir kişi gidip bir terlik almamıştır. Alamaz. Yani satan yok abi. Satan yok. Ben de sana diyorum ki sen araştırmacısın. Sen araştırmacısın diyorum. Evet. Bu 5 senelik süreci Allah rızası için ya bu işi vallahi temize bakacağım. Çıkar ya. Vallahi bakacağım. Vallahi temize vallahi çıkar. Bakacağım. Sen git bu kadar yani şeysin beğeniyorum araştırmalarını. Çünkü neden? Verilere gidiyorsun. Evet. Ya abi verisiz iddia olur, iftira olur ya. Evet. Sen git çarşambaya. Git her yere. Bu terlikten ara. Bizim Lale Gül'ün yani benim kitaplarımı satan, telifimi verdiğim Lale Gül'ün dükkanları orada. Bir tane iki tane dükkanı var. Bu dükkanlardaki satışlara bak. Onun 4 sene gerisine git. Bu terlik dükkanlarda şurada burada giden, arayan, bulan satın alabilmiş mi? Bak, burada, eğer öyle değilse burada satış olma amaçlı olmadığı. Ahmet Bey, bak, ha, çünkü sorun, neden? Buradaki, satış olan seri imalat olur. Buradaki sorun şu. Sizin belli bir seven ve sevmeyen kitleniz var. Tamam. Burası çok ayrı bir şey. Ben şahsen lütfen beni mazur görün. Yok estağfurullah. Aslında olarak da algılamayın. Yok tamam. Ben zaten cemaatlere, tarikatlara karşı olan bir insan olarak burada bulunuyorum sizin karşınızda ama açık yürekle cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Hayır ben zaten diyorum yani. Ben o kitabı vereyim size diyorum. Yeminli tercümana götürün. Yemin. Mahkeme olan kitabım var. Ben çok isterim okumayı. Mahkeme o yok. Arapça kitap. Götür Arapça yeminli tercüman. Bu adam bunun Türkçesini doğru mu yapmış yanlış mı? Ben buradan nakilciyim yani. Kitaba kaynak veriyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın evet. İnsanlar dinimizi, güzel dinimizi öyle bir şekilde kullanıyorlar ki. Öyle bir şekilde kaynak... Ama esas kullananlar bulunmuyor da... Tabii. Beni gibiler yıpratılıyor. Şimdi orada da ne oluyor biliyor musun? Esas kullananlar var ya... Şimdi sizin içinizde bunu başka bir programda inşallah sorma vaktim olur. Bunun sözünü alırım sizden. Olur. Bazı kesimler size hedef gösteriyor. Bazı kesimler sizin hakkınızda bir takım... Siz kefen meselesi çıkmadan... Benim işte avukatım da şimdi FETÖ'den gitti. Yani hepsiyle her tarafımız sarılmış. O zaman bizim... Bana
kefen meselesi çıkmadan bir sene evvel. Tam bir sene evvel. Kefen meselesi anlamanız için bu size yeterli olması lazım. Dedi ki o zaman kefen mefen satılıyor. Kefen bir kere. Bir kere yapıldı talep üzerine. Onda aynı olay. Ceylan derisi, safran mürekkebi, şunlar yazıyor. Allah'ın şu isimleri vesaire. Kaynaklarım var mı? Var. Benim bu kitabını yazıyorum. Kitaptan 2-3 sene sonra talepler geldi. Ben bu bir adam diyor ki ben Ceylan derisini nerede bulayım? Safranı nereden bulayım? Arapçayı nereden yazayım? Allah'ın ismini nereden yazayım? O kitapta bu var mı? Var. Sen bunun kaynağına inersin. Tercümem doğru mu? Doğru. Ha sen şunu diyebilirsin. Ben buna inanmıyorum. Hurafe dersin. Sen inanmıyorsan dinden çıkmazsın ki yani. Zaruriyatı diniyeden değil. İman şartı değil. Sen buna inanmayabilirsin. Ama bu kitaplar kaynaklarını vermiş miyim? Buna da inanmış mı? İnanan adam da bana bunu nasıl ulaştın diyor. Ben bir kere şu anda kendime bile bir kefen kenara koyamadım. Yani o kefenden, yaptırdığım kefenden ne zaman olsa yazarım. Ceylan derim var. Ne zaman olsa yazmayı biliyorum. Safran mürekkebim var diye. Ona göre güveniyorum. İşte vasiyet edip halbuki hazırlamam lazım kefenimi. Zemzemle yıkayıp bir hazırlamam lazım. Ben kendimde bile yok. Bunun 30 tanesi 40 tanesi zaten gelir atın 30-40 tanesi hediye dağıtıldı. Yaşlı hoca anneler, şunlar bunlar, ben ölmem ben, telefon. Bunlar hep hediye ver. Bir kere yapıldı. 200-250 tane. Ve bu 200 TL. Ama bunun nesi? Normal 60-30 ilmekliyse biz dedik yani bunu madem kendimize yapıyoruz. 60 ilmek dokuttu. Özel bir yerde dokuttum. 60 ilmek, 2 miske. Kutusu, içindeki bütün malzemesi, ceylan derisini, safran, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bunun şey kadar, 200 TL. Bunu bir almış biri, 2 tane, 3 tane. Götürmüş Bursa'da haç malzemeleri satan bir yer. 385 mi, 75 TL mi ne? Al bunu şey dile getirdi. Ne sizin, al. O bir adam var ya meşhur, şimdi sol taraftan içeri, hükümete karşı açıklanan var. Ali bilmem ne işte, meşhur bir ilahiyatçı geçiniyor işte meşhurlardan. Cuma kıldırıyor bir şeyler ediyor ya Beyoğlu'nda bir şeyler çıkıyor. Yani siz ismini içini unuttum neyse. O adam bunu dile getirdi. Ondan sonra bizim Müslümanlar da atladı. Bana haset edenler. 385 bin liraya köpen bilmem ne bunun hesabını vermelisiniz. Kardeşim buradaki bir kere bu adam özel siparişten yapılmış. Kim sipariş ettiyse o kişiye verilmiş. Dükkanda satışı devam etmemiş. Sürümü yok. İkinci baskısı yok. 5 senedir bu kefen nerede? Ben de alacağım. Bunu bulan var mı, satan var mı, alan var mı, çeken var mı, satarken, alarken? Bir şey yok. Benim konuşmam. Zaten konu benim konuşmamdan geliyor. Benim konuşmam da nerede? Diyorum ki arkadaşlar siz bunları istediniz. Sipariş ettiniz. İsimleriniz belli. Burada arkadaş yapılmış geldi. Ben geldi diyorum bak. Geldi diyorum. Satış arz edildi. Dükkanlara kondu. İsteyen istediği kadar alsın. Böyle bir şey hiç yapmadık. Bu yok. Ama bu 200 lira 385'e çıkmış. Öbürü istismar etmiş mi? Etmiş. Ben de buna Allah'ın laneti olsun dedim mi? Kim böyle istismar ediyorsa bu işi alıp da satıyorsa veya suyu alıp bir suyu hediye dağıtıyoruz. Adam suyu almış Tokat'ta satmış. Adam suyu almış Tokat'ta satmış. Ben tanımıyorum etmiyorum. Bunun telefonu geldi. Bunun telefonu geldi. Peki. Bahsettiğim bu işte zaten. Ha tamam peki. Bahsettim. Ben Sinan Erdem'de. Dinin siyasi tamam. Ve dinin ticaret. Tamam Sinan Erdem'de 60 bin tane bazı alan 2-3 tane 30 bin kişi kalabalık oldu. Bu seneki yılbaşı şey dediğim Mevlid'de. 60 bin tane herkese 30 bin tane şahidi var. 30 bin kişiye bir kuruş istenmeden dağıtılmış mı? Yanında mevlidi, yanında lokumu, yanında şusu busu hediye yapılmış mı? Bir sene 20 kelvaları hediye yapılmış mı? 5 bin, 10 bin, 20 bin yapıyoruz bunu. Her sene mevlütte yapıyoruz. Bir kuruş alınmış mı? Alınmamış. E şimdi bu ne oldu? Suyundan da koy bir de su işi çıktı. Yani ama şimdi olmuyor. Bir de fabrika kurdu. Bir de şey ya peygamberin saçını suyunu bir de Allah lanet etsin Allah belasını versin ya peygamberin saçını suya sokup da. Ha bunun aslı var mı? Kitapta. Kitapta var. Bukhari'de var. Ümmü Seleme annemiz. Bukhari'ye inanan inansın. Bukhari Ümmü Seleme annemiz suya sokarmış mübarek saçlarını. Şifa için isteyenlere içirmiş. Bu Bukhari'de. Bunu Diyanet de hikayenin. Atatürk'ün tercüme ettirdiği kitap Bukhari. Kabul ettiği kitap. Orada kaynak gösteririm sana. Yani kaynaksız bir iş yapmadım ama bu iki olay özel talepler oldu. Fakat biz bu özel talep videoda yani özel orada gelen talep eden ismi yazılan kişilere yönelik. Alın yazdırdığınız isminizi istiyordunuz. Kendiniz istediniz bu talebi. İkincisi yok. İkinci baskısı yok. Sürümü yok. Dükkanlarda satışı yok. Ama size diyorum kefeni de Nali Şerif'i de lütfen piyasalarda inceleyin. Onu da inceleyin. Dükkanlarda inceleyin. Bu 4-5 sene evvel bir kereki konuşmada geçen konunun devamında bir satış var.
Bunu ve bunu inceleyin. Bunu inceleyin. Bu bir. Öbürü nereye kalıyor? Öbürü kamuoyuna kalıyor. Bu kitaplarda bunun yeri var mı? Var. İnanırsın, inanmazsın. Ben kaynağını vermiş miyim? Vermiş miyim? Vermişim. O zaman ben rüyada gördüm değil. Benim rüyamla kitaba bir şey yazmaz. Din sabit olmaz yani. Alimlerin kaynakları var. Bana ne yani şimdi? Bunları programda bahsettiğim konular değil. Ama açıkladınız. Kamuoyu da öğrenmiş oldu. Ama sen yine de o işin arkasına git. Kefenden Nâr-ı Şerif'i de çıkart. Sürümü var mı? İkinci baskı yapılmış mı? Yapacaksın. Ama ondan sonra açıkla. De ki bu hakikaten de satılmış, arz talebi yapılmış bir şey değil. Bütün gezdim her tarafı. Ne satılan müşteri gördüm, ne alan gördüm. Toplumda saygınlığı olan ve söylediği sözlerin karşılığı olan bir insan olarak tüm toplum sizi görüyor. Yani işte onu yıpratma. Ama ne var? Ama onu da demeyin. Dedi ki. Ama onu da demeyin o kürsüden. Ya ben pişman ol, ben der miyim ya? Diyorsunuz ki yalnızdaki adam FETÖ'cü çıkıyor. Der miyim? İşte bana ne dediler biliyor musun? Tam bir sene var. Bir sene evvel evet. Emniyetten. Dedi bilgi aldım dedi. Artık emniyetten kimden aldıysa kefen işi başını ağrıtacak dedi. Bir sene evvel. Ben dedim ki kefen işinde ne var da ne yolsuzluk var da başımı ağrıtacak abi dedim. Ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Hiç ilgilenmedim. Dedi ki kefen işi dedi başını ağrıtacak. Kefenden büyük olay çıkacak. Bekledim bir sene sonra kefen patladı. Ve bir tuttu abi. Bir tuttu. Allah Allah önüne gelen kefen diyor. Ha. Bir de yanmaz kefen işlemedim. Yanmaz lafım hiç yok. Sen dedim Müslüman değilsen. Abartılır. Haram işlediysen dedim. O dedim seni Allah'ın adı kurtarmaz ki dedim. Sen dedim kefen. Bu dedim Allah'ın isminin bir bereketi. Azaba karşı. Münkerdeki şu anda kitapta yazıyor. Ama dedim senin ameline bakar dedim. Sen bozuk adamsan seni dedim. Allah'ın ismini değil Kur'an'ın üstüne koysan kurtarmaz dedim. Bak bunlar da var. De onu da yanmaz kefen yaptı. Ya nasıl yanmaz abi? Onu da öyle yaptılar mı yaptı? Ama tuttu mu tuttu. Ben o zaman dedim ki Allah Allah bu emniyetten. Ne alakası var bu videolar Amerika'da, Almanya'dan atılan videolarla çıktı. Bu bilgi emniyetten nasıl geldi o zaman ona? Çünkü o zaman emniyette kotarılıyordu. Kürpeli itibarsızlaştırma, hapis itibarsızlaştırmadı. Daha itibarım arttı. Dinler arası diyaloğu da konuşma daha dediler. Çıkınca hapisten konuşmaya devam ettim. Edince de bunlarla devam ediyor. Hala ediyor. Naçizane kardeşimiz olarak. Ben buna der miyim ya? Ya der miyim ya? İşte bakın zaten hepimizin... Ya kaç sevaptan kurtul bakın, günahtan demiş. 17 yıldır vallahi dinden uzaklaştık biz. Bak yemin ediyorum sana. Ya ben artık... Allah'a inancı olan, Tanrı'ya inancı olan bir insanım. Ama ne yazık ki bakın günümüzdeki kendini İslamiyetle bütünleştiren... Ve hoca diye tabir edilen, tırnak içerisinde hoca diye tabir edilen öyle insanlar geldi ki. Ahmet Bey. Bak ben bunların, sana söyleyeyim mi? Ben bunların en hasbisiyim diyebilirim. 40 senedir sohbet eden bir kuruş alma. Bak dünya kadar yere giderim, ayaklarına giderim, sohbetlerini yaparım her yere. Onlar yardım toplarlar derneklerini. Hiçbirinden bir kuruş almayacağım. Bak 40 senedir. İsmini vermeyeceğim. Ben bir tanesini biliyorum. Gittiğim yerlerdeki. Para toplanıyor ama siz de bir şey almıyorsunuz. Ya bunun gibi daha nice yerler. Oğlunuz yurt dışında okurken gönderilen 18 bin sterlin var. Evet. Şimdi orada evet konu ettiğiniz. Burada konu ettim ben ve bu da Vuslat Derneği yöneticiler üzerinden ve Vuslat Derneği'nden gittiği iddia edildi. Bununla ilgili ben tabii ki belgesi de gösterdim zaten. Yok o Vuslat'tan 18 bin çıktığına dair var mı? Yok, bir belge? Vuslat'tan değil şöyle. Bendeki Vuslat'tan evet. Sizinki de Vuslat'tan değil, sadece Vuslat'ta yöneticilik yapan bir iş adamının gönderdiğini söylediniz. Doğru mu? Hayır, onu ben kendim gönderdim. Benim oğlum çıktı ya onu. Orada ben size belge gösterdim. Ömer Ünlü, oğlum, abisi Yusuf Ünlü'ye çıkmış onu. Çok özür dilerim. 06.07.2015 tarihinde, saat 10.21'de. Bununla ilgili de çıktığı yer, Türkiye Finans Fatih Fevzi Paşa Caddesi'ndeki şube. İşte kim gönderiyor? Vuslat. Ya adı ne? Dernek mi? Vuslat Derneği. Yani dernek bana gelen evraktaki derneğin çıkışı. Çünkü bunu, gönderen adamın adı var mı? Banka dekontu var bende. Bununla ilgili tabii ben bunu banka... Yani ben onlardan, Vuslat Derneği falan ben çocuğuma bir şey göndermedi. Yöneticisinden bir kişi gönderdi. Yöneticimiz yok. Ben yani çocuğuma gönderilen para 18 bin sterlin bir senelik kirasıydı. O zaman orada İngiltere'de kalıyordu işte 3-4 sene evvel. 4 sene 52 şu. Evet. 4 var değil mi? 4, en az 4. Yani 2015, 4 yılında. Yani 2015'ti. Yani eski bir şey. Onu Ömer Ünlü kardeşinin, bende burada dekont var. Ben de onu ibraz ettim size. Onu da gördünüz. Ömer Ünlü şu yok. Rakam çünkü 18 bin olarak dediniz.
Tam 18 bini tutuyor. 18 bin sterlin Ömer Ünlü çıkmış. Yusuf Ünlü'ye. Tarif haklı olabilir ama rakam olarak tutan rakam. Ha 18 bin dediniz. O rakamda ben oğlum gönderdi abisine. Benim param ben çıktı yaptım. Bir senelik kirası orada için. Orada okuyordu değil mi hocam? Orada bir üniversitede okudu 1,5 sene kadar. Peki niye Türkiye'de okumadı orada okudu? Ya burada bazı kötü arkadaşlarla müptela oldu. Bu sıkıntılar olunca buradan uzaklaşsın dedik. Uzaklaşayım deyince bir hacı abi tanıdığı bir sakallı bir hacı abi falan. İngiltere'de lokantası falan var. O da tanıdığı için. Ya dedi ben dedi burada dedi yardımcı olurum dedi. Orada dedi şey bu da bir üniversite buldu. Bir de bir hoca buldu getirdi bana orayı tanıyan bilmem ne. Ben de buradaki kötü ortamdan kurtulması için burada bayağı bir haberlere, gazetelere çıkmaya başladı. Medyaya çıkmaya başladı. Bayağı bir Adnan Oktar taktı buna falan. Bayağı bir resimleri çıkıyor falan. Dedim ki çocuk arkadaş çevresine kurtulsun. Orada da belki okur dedik. Ya niye derseniz çünkü emperyalizm. Dış güç diyoruz. Ha zaten Adnan o zaman dedi ki niye dedi İngiltere'de okuyorsun? Suudi Arabistan'da okusana dedi. Hakikaten de ondan sonra Suudi Arabistan'a gönderdim. 2 sene Suudi Arabistan'da ikameliydi. Ama niye Türkiye'de? Ya daha yeni arkadaş çevresinden bazı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için. Çünkü kötü alışkanlıklara kapılma tehlikesi var. Burada arkadaş çevresi sıkıntılıydı. Bu arkadaş çevresinden dolayı biz bunu şey yaptık. İngiltere'ye gönderince orada da o hacı abi benim evimde kalır, şu yapar, bu yapar dedi. Biz de baktık masraf az olacak diye gönderdik. Sonra 2 ay sonra hacı abinin işte evini taşınacağım dedi. Öbürü bilmem karım geldi, öbürü kızım gitti. Hadi bakalım biz bu sefer kiraya çıkmak zorunda kaldık. Kiraya çıkmak zorunda kalınca işte aylık kira sterlin orada zaten. 800 sterlin, 1000 sterlin. Çok para tutuyor. Oradan bir senelik kira verirse ucuz oluyor bilmem ne bir şeyler. Oradan kira gönderdik. Aylıkta nafaka gönderdik. Askerli Hakkari Yüksekova'da yaptım ben. Döndükten sonra asker arkadaşım dedi ki işte oğlu vardı. Böyle 12-13 yaşlarında. Ziyarete gittiğimde çocuk nerede dedim. Ya çocuk okuyor dedi. Yatılı okuyor dedi. Nerede okuyor dedim. Bir cemaate verdim dedi. Çevresi çok kötüleşti. Arkadaş çevresi çok kötüye gidiyor. Bunlardan elini eteğini çeksin diye cemaate verdim dedi. Şimdi o aklıma geldi. İnsanlar kötü alışkanlıklarından ya da kötü arkadaşlarından kurtulmak için cemaate teslim. Cemaat daha bela oldu. Cemaat daha tehlikeli oldu. Orada bir Araplarla çevresi oldu. Efendim Arap Müslüman çocuklarla 3-4 kişi bir ev tuttular falan. Öyle kaldı. Fakat başarısızlık oldu. Bu 18 bin sterlin. 18 sterlini ben yani kendim çıkarttım. Ben Ustad Derneği'nden öyle bir şey istemedim de almadım. Benim oğlum Ömer Ünlü'nün ben size gösterdim çıktım var. İşte Zeytinburnu Nizam Şubesi, evet. Onların ikamet o evi. Zeytinburnu Nizam, Şeyh Nizam, Seyit Nizam, Seyit Nizam Şubesi çıkarılan onların yani ikamet adresidir. Benim, Ömer Ünlü'den çıkmıştır. Benim söylediğim de şu, 13 bin sterlin olansa Türkiye Finans Fatih Şubesi, Ferdi Paşa Caddesi'ndeki şubeden çıkmış. Yani benim ondan hiçbir bilgim yok. Bir de onlar benim çocuğuma öyle bir şey göndermediler. Çünkü o kadar masraf yok ki. Hatırlamıyor olabilirsin. Yok. Ben aylık gönderiyordum. Anladım. Aylığı da kendim gönderiyordum. Onu iyi biliyorum ki kendim gönderiyordum. Ha burada şimdi bu çıktı niyedir, nedendir onu bilmiyorum. Yani sizin elinizdeki belge mi? Ama benim gönderdiğime dair 18 bin telaffuz ettiğiniz rakam da tutuyor. Evet. Ve söylediğiniz rakam. Tutuyor. Bak şimdi buradan ama onlarda da siz rakam tutmuyor. Bak şimdi 2 tane var. Ha anladım. Yok yok sizin televizyonda telaffuz ettiğiniz rakam 18 bin. 18 bin. Bu 18 bin rakamı... Herkesine ulaştığımı ve doğrulattığımı ben söyledim. Tamam. Sizin yani o Vuslat'tan çıkmış dediğiniz 13 falan rakamları. Siz 18'i deyince ben çocuğu aradım. Dedim ki sana dedim 18 mi sterlinlik bir şey ben unutuyorum. 4 sene olmuş. Bunu dedim çıktı yapmış mı sana? Şeylerini bir çıkart bakayım. Sana kim ne çıktı yapmış dedim. Çıkarttı hesabından. Baktım çıkartan Ömer Ünlü. Şubede oturdukları ikamet adresi Zeytinburnu. Dolayısıyla ben onu gösterebiliyorum 18 için. Ben bunu da size vermiş olayım. Tamam. Bu 13 bin sterlin daha çıkmış. Ama işte telaffuz ettiğiniz 18 olduğu için ben onu araştırdım onu buldum. Bunun banka dekontu da bende var. Banka bana bunu doğrulamadı işin açıkçası. Ben dedi müşterimin bilgisini veremem dedi. Diğerlerini doğrulatmıştım. Bunu... Yani işte onun için benim bundan bilgim yok. Peki. Ha bilgim şimdi yok. Ben ya sen de işte onun için onu belgeleyin. Koskayan bir araçtan bahsettim. Evet. Ben dedim ki 50 bin euroluk bir her şeyi dürüstçe doğruca konuşuyorsun. 50 bin euroluk içerisinde VIP yapılmış dedim. VIP yapılmış dediniz. Ve bununla ilgili kurşun geçirmez cam işte
roket atara bile dayanıklı bir koruma yapılmış içerisinde. Yani onları duymadım televizyonda ben dediğinizi. Koruma... Vip vip diye duydum. Hatta Cüneyt Bey de dedi ki Porsche yetmemiş, Porsche'nin içine bir de 50 bin euroluk vip, Allah Allah evet, dedi falan. Evet, evet. Ama yani o tabii. Acaba koruma mı yapılmış dedik hatta. Aa, yani roket onu ben o kadar duymadım. Koruma mı yapılmış? Acaba cam, ne bileyim camdan, çünkü 50 bin euro çok ciddi bir rakam. Tabii. 50 bin euro şu anda 400 milyar gibi bir rakam. Ya ama o zamanki eski yine 4 senelik iş o. 4 senede olsa 200 milyar yapar. Ya ben bilmiyorum yani rakamını bilmiyorum evet. 200 milyar yapar. Şimdi ben bunu sordum size. Siz evet, dediniz ki Porsche Cayenne marka araç benim eşimin babasından hediye. Ta babasının, babası da iş adamı, Nur Olmuş'un sahibi. Babasından alındı, bu 10 sene durdu. Yani 10 sene durdu. 10 sene 11 sene kullandı bunu. Bu ondan sonra zaten modelde çok düşüktü. İçine de hiç VIP MIP yapılma haceti yok ki. Bu Porsche'nin içine ne VIP yapacak? Hiçbir masraf edilmedi. Ondan sonra kaza geçirdi. Şu oldu, bu oldu. Satıldı. 230 bin TL'ye satıldı. Yani değeri 230 bin TL. Şimdi 230 bin TL'ye satıldı. İşte demin arkadaş, satan arkadaşlar sizi gördünüz, tanıdınız. Alanı da biliyoruz. İşte kardeşlerimizden biri. O rakamdan da bile düştü. Vuruğu, çırığı. Ondan sonra bir arkadaşımız, biz de seven biri aldı. 230 bin TL'ye aldı. Alan da belli. Onu da gösterebilirim. İş adamı Hızır Efendi. Bu adam 230 bin TL'ye aldı. Şimdi 230 bin TL'lik arabaya 50 bin euroluk VIP yapılması mantıksız bir şey. Öyle orada hiçbir şey olmadı. VIP işi oldu. VIP işi. Sizin o Mercedes Vito'nuz. Viton var. O Vito'yu ben aldım. IŞİD'den dolayı olaylar çıkınca devlet de bana devlet bana koruma verdi, hala da devam ediyor. O korumalar muhacesinde devletin de uyarıları, ikide bir emniyete gelen işte ifadeleri alınıyor, IŞİD'çiler yakalanıyor. Hala devam ediyor. Drone muron işi birkaç ay evvel çıktı. Bütün bu haberler hala 4 senedir devam ediyor. Bu noktada biz efendim zırh yapmak lüzumu hissettik Vito'nun içine. Kuvvetli bir zırh yapalım derken bu işte sizin dediğiniz, orada dediniz Erbakan dediniz. O Erbakan denen firma sahibini onunla anlaşıldı. Biz bu parayı veremeyiz çünkü çok muhkem bir zırh falan. Pahalı dedi, benim işim temiz iş dedi. Bu da pahalı olduğu için biz dedik bunu 10 aylık senet yapalım. 5000 Euro'dan 10 aylık senet yapıldı. Siz orada 50 bin 5000'den aylık senet yaptık. Mahmut Polat adına. Bunlar benim şimdi şöyle bir özelliğim var. Benim çok sevenim var, cemaat var. Geliyorlar şimdi burada mesela sizden sonra gelir 5-10 kişi. Garibanı gelir, fakiri gelir, işçisi gelir, hamalı gelir, profesörü gelir. Yanında bir profesör gelecek. Bir araştırma yapıyor, bana bir şey soruyor. Profesörü gelir, her türlüsü gelir. Herkesi kabul ediyor musunuz? Herkesi derken, şimdi tabii hiç tanımadımsa adam, şimdi bu güvenlik sorunları çıktığı için artık biraz çekiniyoruz yani. Adam üstüne bombayı bağlar gelir. Yani bu IŞİD tehlikesi var. Şu an bizim tabii konuştuğum derneklerde falan X-ray cihazları koyduk. Oradan... Yani şimdi nasıl olacak ki? Evet. Memleket görüyorsunuz. Şeyin Rusya elçinin, büyük elçinin koruması geliyor arkasında, ne yapıyor? Şimdi bu zamandayız. Biz burada konuşuyoruz. Bu Mustafa, Mahmut Polat, Cüneyt, o işte onun arkadaşı Muhsin Gel, bunlar benim 20 senelik eski cemaatlerim. 20'den de fazla. Bunlar çocuktular, gençtiler. Sonra iş adamları olmuşlar. Şey yapmışlar, şirketleri var falan. Bu konu konuşuluyorken ben böyle özelde dertleşiyorum. Ben de o zaman hapisten çıkmışım. Dergim yine kapandı. Yeni dergi kur, bilmem ne. Yine talan oldum. Her şeyim gitti. Maddi düzenim çok sıkıntıya girdi. Maddi düzenim sıkıntıya da girince ben bu zırhlı aracı yapma durumunda şey, bir de imza atmak istemiyorum. Çünkü babamın iflaslarında, şirket iflası oldu. Annemin rahmetli, benim imzalarım taklitler oldu. Çok malımız, mülkümüz haciz oldu. Bundan dolayı hiç imza atmamaya karar, söz vermişim Allah'a. Bir yere yani bir senede bir şirkete hiç şey yapmam. Arkada bir şey olsa zaruret, bir arkadaş şey ederim, ödemesin ben yaparım. Burada da bunlarla konuşuyoruz. Dedim ki bu Erbakan'a gidin görüşün. Buna bu senetleri imzalayıp da bu şeye başlatalım biz bu işleme. Çünkü işlem de kaç ay sürecek. Evet. Bunun üzerine bunlar da dediler ki hocam biz sana nasıl yardım? Ya dedim sen dedim senetleri imzala. Ben senet imzalamıyorum dedim. Korkuyorum dedim. Ben dedim bunu dedim ödemeye çalışacağım. Durumlarımız müsait değil. Bunlar zaten iş adamı olarak. Bunlar vuslat vasfında. Cüneyt zaten vuslatta üye de değil. Derneğin mütevellisinde de bir şey değil ama zengin bir iş adamları. Bunların hepsini inşaatçı bilmem, birisi bilmem ne. Öyle yani ben işlerini bilmiyorum. Dediler ki benim eski adam dolu, benim böyle talebem, cemaatim dolu. Dediler ki tamam biz senetleri imzalayalım. Dedim ben 3000 eurosunu ödeyeyim. Bunlar da dedi 2000 eurosunu da biz ödeyelim sana. Hediye mahiyetinde, destek mahiyetinde, zor zamandasın. Hapislerden yeni çıkmışsın. Şimdi bir de IŞİD tehlikesi, canın tehlikede. 5000 euroluk senetlerle Vito araba
kapıda yukarıda duruyor. VIP denilen mesele zırhtır. Bu zırhta, zırhlı arabada halen mevcuttur. Ama zırh çok kullanmaya devam ediyorum. Ama çok yani zırh malzemesi çok pahalı. Erbakan da işçiliği, sağlam işçilik, biraz özel işçilik bilmem ne, biraz pahalı olmuş ben olabilir. Merak ettim. 50 bin euro çünkü çok ciddi bir rakam. Ama zırhın özelliklerini tabii detaylandıramıyorum burada. Kendisine gidip de zırh... Buradan daha pahalı zırh. Tabii canım. Siz eğer gidip Erbakan Bey'le bir röportaj yapsanız veya ondan ben bilgileri alıp size sunarsam... Malkoç. Bir bilgileri sunarsam yaptığı işi... Yani işçiliği öyle, kendisi de öyle de. Biz de inandık Müslüman'a, biraz da indirim yaptırdık. Bu da doğru değil mi hocam? O doğru. Ama Porsche işi yalan. Yani Porsche diye bir şey yok. Porsche VIP yapılmadı. Porsche VIP yapılmadı. VIP yapılmadı. Şimdi Porsche VIP yapıldı deyince Cüneyt Bey de şaşırdı. Ya Porsche etmemiş bir de VIP dedi. Bu zırhtır ve zarurettir. Can güvenliğin meselesidir. Dernekle alakalı benim hiçbir talebim dernekten olmamıştır. Şimdi bunu söyleyen kişi şunu iddia ediyor tabii ki. Sonrasında en sonunda söyleyeceğim şey de Porsche Cayenne marka ve bir marka araç daha toplumların zırhları yapıldı. 50 bin euro para ödendi ve bu para şöyle 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 ödendi diye söylüyor. Siz doğrusunu anlattınız. Hayır, ben tabii ki ben senet imzalattım. Şimdi devam ediyorum hocam. Benim size yine programda söylediğim, sorduğum bir konu daha vardı. O da şuydu. Siz Lale Gül TV'ye çıkıyorsunuz. Lale Gül TV ile Muhsin Keleş ve Mahmut Polat şahit olarak altına imza atmış. İki tane evrak açıklamıştım. Hatta bir tanesi Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri Lale Gül TV'de yapılacak program bedeli, bu sohbet programında yanılacak 3 adet bant reklamı, bunun gibi şeyler karşılığında 40.000 TL ödenecek. Bunu Vuslat Derneği veriyor Lale Gül Medya'ya. Ve diğeri de yine 01.01.2016 tarihinde imzalanan bir akit. O da yine Lale Gül TV'de Cumartesi günü program olacağı, her ay 60.000 adet insert dağıtımı olacağı ve banner reklamların olacak. Bunun için de 80.000 lira ödenmiş. Ben hiç bunları bilmem yani. İç muhasebeden hiç haberim de yok. Şimdi, ama şu var. Orada kimin reklamı çıkıyorsa, yani Lale Gül'de kimin reklamı çıkıyorsa, Hayden de çıkıyor, İttefin de çıkıyor, İsmail Han da çıkıyor. Yani birçok kurumun reklamı var. Evet. Yani bir tane dernek değil ki bu. 4-5 tane orada en az dernek tanıtımı var. Adamlar hizmetlerini anlatıyorlar falan. Bu onların kendi arasında faturası. Benim Lale Gül'ün TV'sinde ne hissem var, ne ortaklığım var, ne bir şeyim var. Ancak sohbet şeylerinde dediler ki, yani bu kaç sene evvel başladı, 4-5 seneler evvel. Dediler ki hocam, sponsorluk diye bir şey var. Nasıl oluyor? İşte Sundu Sunar'ı var. Dediler. Bu beni alakadar eden bir tek benim sohbetimin başında Sundu Sunar meselesi var. Bu da şu anda Vuslat'ta değil. Haydar bunları, onursal başkanımız olduğu için bu Sundu Sunar'ı biz yapacağız diyerek Haydar aldı. Sundu Sunar benimle alakalı şu anda, yani bir ara Vuslat'ın Sundu Sunar'ı vardı. Benim sohbetimin başında sonunda. Şimdi o da yok kaç senedir. 2 senedir belki o da yok. Çünkü o Haydar onursal başkan olmamazsa bile biz yapalım dediler onu. Ben de dedim ki bunların hakkıdır. Ondan sonra Vuslat orada reklam, yani yarım saat, bir saat işte alıyor. Günde 3 kere 4 kere reklam yapıyor. Bu ne gibi? Diğer derneklerde de olduğu gibi. Yani hepsinin şeyi var, işte faturalarını size getirdi. Biraz etti arkadaş. 2016'da var, 17'de var, 18'de var. Vuslat, ama şu var. Bir sene yoktular. Vuslat derneğini kesmiş olduk. Keca faturalar. Ha şimdi buradan siz de bana demiş, ben telefonda dedim. Ben televizyon zaten zor yürüyor. Ben bunu zaten sohbetlerime de yansıtarak bazı kitaplarımdan telif hakkımı da almayarak devrede kanal yaşasın diye. Çünkü kadın sesi alınmıyor. Reklamda kadın görüntüsü alınmamasından dolayı radyoda 12-13 senedir, burası 4,5 senedir. Bu reklamların pastasından 3'te 1'e doğru düşüyoruz. Çünkü adam... Niye kadın sesi, kadın görüntüsü alınmıyor? Ya bizim adetimizde öyle, hani mesela kadın görüntü, kadın sesi almadık. Radyodan da devam ettik, bunu sürdürdük. Sürdürünce, ya şimdi işte tabii zaten yani mesela yatak reklamı, yorgan reklamı, bilmem affedersin içişer maçı reklamı, o zaten alınmaz da. Genel manada almadık bunu. Bunun için haramdır manada konuşmuyorum. Haram helal ayrı, tercihler ayrı. Şimdi bunu biz almadık. Almayınca reklam şeyimiz pastadan yarı yarıya düştü. Çünkü adam güçlü kurumlar gönderiyor. Sen diyorsun ki işte bunu erkek sesine tebdil et misal. Dediğin zaman adam diyor ki seninle mi uğraşacağım? Her yer benim reklamımı alıyor diyor. O onu tahvil etmiyor. İsmail Ağa cemaati normalinde böyle televizyon, radyo gibi şeylere karşıdır. Karşı canım, zaten karşı. Siz ama değilsiniz. Ya karşı değilim derken, ilk ben dergi kurdum, dergiye karşı oldular. İlk ben dergiye karşı oldular, şimdi kendileri dergi kurdular. Ben internette başladım, ilk radyodan da evvel internet şundurumdan karşı oldular.
Halbuki Mahmut Efendi hocamız yani onlara hep sorarak, izin alarak iş yapar. O çok ufku geniştir ama ona yani onun zannederler çok tutucudur. Halbuki onun yani dünya görüşü, onun öngörüleri yani cemaatte yok. Maalesef kraldan beter kralcılık var. Şimdi ben o zaman Radyo Kurak yayına izin aldım. Kurdum. Fakat hepsi karşı çıktılar. Çoğu karşı çıktılar. Sonra radyodan her eve girildi falan, hizmet oldu. Millet namaza başlayan, işte örtülen, kapanan, zinayet bırakan. Aa çok fayda var. Ondan evvel kasete karşı çıktılar. Ondan evvel o polloyla konuşmama karşı çıktılar. Benim talebelerim kapıdan geçiyordular, içeri girmiyordular. Niye? O polloyla konuşuyormuşum. Mahmut Efendi konuşmuyormuş. Ya Mahmut Efendi konuşmuyordu. Ne diyor? Diyordu ki benim bir özel tercihim, sen konuşabilirsin diyordu. Sonra kendi de konuşmaya başladı. Bak sonradan. Ama bana önceden yol vermişti. Ya alttaki kattaki duymuyor. Kapıda kaldı. Allah Allah. Sanki üç kişi de mi bas bas bağırıyoruz ya. Bunu anlatamadım. Yani ben nelerle uğraşıyorum tabii. İçeriden ayrı, dışarıdan ayrı. O polilerle konuşuyor diye. Ondan sonraki yıpratma süreçleri. Bunlar hepsi benimle uğraşıyor. Yani işi gücü. 6-7 yaşımdan beri düşmanlarım var. Nedir? Bu adam ileride şu olur mu, bu olur mu, önümü kesecek. Ya keseceksin. En son FETÖ denedi zaten. İşte Allah gösterdi günlerini. Şimdi ben iyi niyetli bir adamım. Hiçbir proje adamı değilim. Ama sonra kasete ses veriyorsun. Deprem vaatları yayıldı. İşte askeriye derken işte o zaman 28 bak junta diyelim. Askeriye imal etmeyelim. Askerimiz münezzeh. Aynen öyle. O junta, oradaki Nusayri junta bir avuç kocayı deviren. İşte oradan bize de taktılar falan. Bu sefer bizimkiler dediler ki oh, kasete ses verir misin dediler. Ben kasete niye veriyorum? Ben burada niye konuşuyorum? Doğru bildiğimi konuşuyorum. Doğru bildiğimi öbürü de dinlesin abi. Zaten devlete, vatana hainlik bir şey konuşuyorsam suç unsuru. Ya bu zaten her derde yasak. Onu özelde de konuşmamam lazım. Ama özelde konuştuğum doğruysa geneli de yayınlansın. Niye burada gelen duysun da gelmeyen duyamasın? Bunu anlatamadık. Bu sefer oh ettiler. Gördün mü kasetin sonunda cezanı çektin, kasete verdin diye. Ondan sonra geliyoruz radyoya. Radyo da itiraz etti. Radyoyu tutturduk. Bu sefer televizyon. Televizyonda yine Mahmut Efendi hocamız dedi ki ya bizi çok sapık sapık hocalar çıktı. Dini değiştiriyorlar. Reformistler, Selefiler, Vehhabiler, efendim akımlar çıkıyor. Bunlara karşı cevap vermek lazım. Milletin itikadını bozuyor. İmam hatiplerde, ilahiyatlarda ne hocalar çıktı? Osmanlı'yı seviyor. Efendim Selçuklu'yu seviyor. Maturidi, Hanefi, Tanrı. Mezhep bir şey yok. Yani adamlar tamamen Vehhabi, Reformist. Ya Mısır, kimi İhvancı, kimi Mısır ekolü reformist, kimi Vahabi, böyle bir şey duruma döndük. Biz bunlarla uğraşalım derken. Mısır'da reformistler var mıymış? Reformisti Kur'an Mısır'dır. Afgani, Abdüh, Reşit Rıza, Mason. Sultanahmet'in daha o zaman. İhvancılar reformist değil. İhvancılara sonradan ilk kuruluş tasavvuf menşelidir Hasan Benna'lar. Sonra Vahabi Selefi akımı girmiştir. İçeri. Çünkü maddi destekler falan kim verirse. O zamanlar Suud biliyorsunuz şeydi. Şimdi biraz Suud onlarla zıt oldu ama Suud eski dönemde zıt değildi. Şimdi bu para veren emir veren abi. Para veren mezhep de veriyor. Din de veriyor. İşte böyle olaylar oldu. Bu girmek olur. O tehlike en çok ben söylüyorum. Dış güçlerle irtibatı olan hocadır, hacıdırsa dikkat edeceksin. Çünkü dini değiştirir. Sizden şunu merak ediyorum. Şimdi orada yani İsmail Ahmet anladım. Ha ben şimdi orada telifim, en son hapishane mektupları vardı. Yalvarmak en kıymetli şeyi de telif alacak. Dedim ki hapishanedeki 1000 sayfa. Şöyle hapishaneden yazdığım mektuplar. Hepsi okundu canlı yayınlarda. Bu kadar oldu. Bu mektuplar, o kitabı hibe ettim. Millete de ilan ettim. Oradan işte bir destek verdiler. Sigorta borcunu bilmem neyi ödediler. Ondan sonra retük borçları vardı. Lale Günü. TÜRKSAT retük borçları var. Bilmem ne kapanacak hale gelecekti. Sonra Yasin Cüz'ü çıkartmıştım. O Yasin Cüz'ü de belki yani şu ana kadar 25 senedir en çok satan bir cüz. Fakat ondan bir kuruş almadım. Hatta telif işte %20 bilmem ne telif şeyim vardı. Dedim yani ben şimdi bu millete bunu buraya destek verin derken eğer ki ben buradan %20 alırsam, ben buradan bir kuruş almıyorum. Bak bu telifimi de hibe ettim. Ben de bu desteği veriyorum. Bayağı bir rakam tutabilir telifim. Bu rakamı işte yani satışının artmasına göre tabii çıkar o telif ama ben bunu da hibe ettim. Bir kuruş da almıyorum diyebilmem için dedim. Çünkü ben insanın yüzüne bakarak konuşan bir adamım. Gözümü kaçırarak konuşan bir adam değilim. Şimdi gözüne bakarak konuşurken şimdi öyle bir şey ki bu yapamıyorum. Bu sefer gözüm biraz kaçırmam lazım. Bir kuruş almıyorum diyemem ki yalan olur. Telifimi alıyorum diye. Ben şimdi bu millete bu şeyi anlatmam için bir kuruş bile almıyorum. Bir destek verelim, burayı yaşatalım demem için bu telifi almamam lazım dedim. Ve Yasin Cüz'ünden de bir kuruş almadım.
Şimdi ya bak demin arkadaş da size de söyledi. Yasin Cüzi'yle bir sene yakındır Yasin Cüzi'yle borçlarını ödüyorlar. Dönüyorlar. İşte hapishanelere kampanya yapıyorlar. 15 bin oraya resmi tutanaklı dernek başkanı geliyor alıyor. Hapishanelere dağıtılıyor falan filan. Yani ben bu yer yaşasın derdindeyim. Onun için sponsor meselesine başka hocalara sponsor olmuyor adam. Reyting meselesi olduğunda Cüpey Hoca'nın başında sonda bulunayım veyahut da 10 sene. Zaten bu şu andaki imzalar, yazılanlar falan orada onlar kendi dernek faaliyetlerini açıklama şeyi. Benimle alakalı değil o. Bir tek sponsorluk Sundu Sunar'da oluyor. Sundu Sunar da zaten Hayder'de. İki senedir. Benim Sundu Sunar'ım Muslat'ta değil. Hayder'de. Şu anda hiçbir Sundu Sunar'da Muslat yok. Bir sene zaten reklama da girmediler. Son bir senedir zaten Hayder'de. Bu dediğiniz olaylarda Sundu Sunar Muslat oldu. 2016-17'lerde. Bu da müessesenin yürümesi için zaten oraya alıyor. Ben sohbetten hiç sohbetten param. Ben sohbetten para alana kadar Yasin Cüzü'nden alırım. Hapishane mektubundan alırım. Benim 80 küsur yan kitaplarla toplamalarla 90-100 kitabım var. Ama kendime ait olan direkt ismim üzerinde yazan 80 küsur kitabım var. Ben senede 3 tane kitap çıkarıyorum. Ben burada gece gündüz çalışıyorum. Ben elimin emeğini yiyorum be. Ben hiçbir kimsenin intihal yapmam, çalma yapmam. Tercümeyi kendim yaparım, cem derleme hepsi kendim yaparım. Kimse Türkçe bir kitap bakmam. Bir tane Türkçe kitaptan alıntı yapmam. İlk kaynağı inerim. Yani ben işimi yapan bir adamım. İşimi doğru yapmaya çalışan bir adamım. Ama şimdi burada ben kendi alın terimi, emeğimi, gece gündüz uyumuyorum ben burada. Bu kadar hastalıklarla o bir kitap çıkarıyorum. O kitabı gidip sen telif almayarak, yani hepsini değil. Ne yiyeceğim? Ben de ne yiyeceğim? Ben orada onu hibe ederken, vuslatın orada verdiği reklam parasını oradan kurumdan alamam ki, hakkım değil. Hakkım değil yani. Zaten o paralar bana gelse o kapanır ora. Yani oranın hiçbir geliri yok. Yani reklam gelirleri şunlar bunlar. 110 bin lira TürkSat aylık. Bir hesap çıkarttım geçen. Bu kadar satılıyor mu ya? Yok. 400 küsur bin liraya aylıkları var. Giderleri var. Uyduları, bilmem neleri, serverları, efendim elektrikleri, yani personelleri, sigortaları, yani dolu gideri var. Zaten buradan diyorsun 40 bin lira sen oradan aldı 40 bin lira bana verse. Mantıken buna çökmez lan çünkü reklam geliri çok düşük. Reklam gelirlerini de size arz edebilirler. Benim zaten iç muhasebeyi bilmem. Hiçbir toplantıda bulunmadım. Yok, iç muhasebeyi bilmem. Anlamadığınızı şimdi az çok söylüyorsunuz zaten. Yani. Yok iç muhasebeden hiç anlamam. Hayder'in de onursal başkanıyım. Bana derler ki işte şu kadar Yemen'e bir şey gönder. Derler ki bir senelik projelerimiz var. Senede bir kere toplantı yapar. Senede bir. Ama başkaları öyle değil. Derneği, vakfın içini dibine kadar oğlunu sokmuş, kızını sokmuş, ailesini sokmuş. Her şeyi denetliyorlar. Yani diğer camialar diyeyim. Ben de babam bile üst kapıdan girmez. Halbuki eski vakıf başkanı kurucu odur. Maddi imkanlarıyla da kurmuştur kapatılan vakfı. Külliyeyi kendi arsasını vermiştir. Babam bile üst kapıdan girmez. Alttan halkın girdiği kapıdan girer. Kapı da oradan çıkar. Yani ben eski başkanım, şuyum, buyum, hocanın babasıyım imajı olmasın diye. Zor yürür. Ya işte birkaç bir senede çıkamıyordu. Şimdi geçen iki sohbettir geliyor. Halkın girdiği kapıdan girer. Biz dernek işlerinde asla ailevi, çoluğum, çocuğum, üye olsun, efendim burada iş alsın. Hiçbir o gibi yerlerde çoluğum, çocuğum, kişi limon satsın. Beni arkadaşım da iş var bu arayana da. Ben hiçbir işe girmem o işlere. Sokmadım da. İşte bunu takip ederseniz geriye dönük bütün süreci. Mesela Fatih'teki yerler de benim üstümdeydi. Fatih'teki yerler benim üstümde. Çünkü babam aldı. Ama o zaman da babam çok durumu iyi. 25 sene evveli konuşuyorum. Evet. Sonra babam işleri filan senince. Ama biz onu ümmete ver. Okçu bir arenalar işte Uğur Dündar. Ben hapse gidince deprem vaaziyle 3 arena yapıldı. O arada babam ama tamam ticari hataları var. Ticari hataları var. Gitti Afyon'da Yıldız Suyu aldı. Onu aldı. Okçu bir altın gibiydi. Millet kuyruktaydı. Galvanizli tel bilmem ne tekti. Hadımköy'de işte o 4-5 fabrika şeydi. Okçivi çok meşhurdur. Askeriye bile 52'de iki makineyle şey yapmış yani. İğneyi yapmış adam. Müteşebbis. Kendisi makineyi bilir. Oturur giren şalvarı giyer. Yani böyle bir adamdı. Fakat bir beyin ameliyatı geçirdi. Kaza geçirdi. Bir de bypass aynı sene. İşte muhasebeciler şunlar bunlar. Baba dedim bir müdür koyalım. Ben dünya işlerini anlamıyorum. Hiç gitmiyorum. O da arada kendi işte defter hesabından bakarız. Ya böyle yönetilmez. Bir bilgisayardaki tuştan seni götürürler falan. Anlatamadım. Biraz da şeydir. Dinlemez, sert huyludur, ne karışıyorsun falan der. Ondan sonra ben de zaten hep dışta kaldığım için, hiç işin içine girmediğim için, dünya işine, babam fabrikası varken senede 1-2'ye giderdim, gitmezdim. Bunu bildiği için, efendim, o da onlara güvendi. Oradan da işte
adamlar döviz büfoları kurmuş Beşiktaş'ta. Yani o ara o hasta yatarken birkaç ay içinde ortalık karıştı. Ondan sonra toparlayamadı. Bir de üstüne arenalar 28 Şubat gelince bu işte efendim külliye yapılıyor, inşaat yapılıyor bilmem ne. Bu buradan işte oğlunun şeyiyle sohbetlerinden toplanıyor bilmem ne oluyor. Çok arena yaptı Hurtunlar. Bunda hiçbir alakası yoktu. Çünkü adamın üzerine bir tane bile kalmadı. Yani bir tanesi bile kalmadı. Her şeyini vererek borcunu ödeme. Yani borcuna ne kadar veriyorsa bir adamın üzerinde bir tane bu kadar zengin Türkiye, o İstanbul'u satın alacak zamanı oldu. Bu adam bir tane kendine bırakır yani. Ama onu bile bırakamaz. Çünkü hakkı değil. Borçlu adam her şeyini satıp borcunu ödemek zorunda. He, o dürüstlüğü yaptı. Allah için bir çiviti yok. Yani var ki yaptı. Yolmasa ne yapacak? Yani borçlarını ödemeye kalktı. Tabii iflas edince de devlet borçlarını ödeyemiyor. Çünkü hakiki iflas. Hakiki iflas. Adamın şeyi bir şeysi yok. Yani herkesin tanıdığı bir adam Yusuf'un. Ben son bir soru soracağım size. He? Son bir soru. Artık evet. Sizler... Yani şunu diyorum. Ben sohbetlerden asla 40 senedir sohbet yapıyorum. Hiçbir para almadım. Türkiye'nin her yerine, Avrupa'nın her yerine gittim. Bunların hiçbirinde ve Avrupa'ya gittiğim belki 100'den fazla çıkışım var. 100-200 belki. Her hafta sonu çıkıyordum. Buralarda bu kadar dernek var Milli Görüş'ün. Hiçbir yerde otelde bile kalmadım. Bir Müslümanın evinde kaldım. Yani bir otel tutun bana da bir rahat yatayım ya demedim. Bak yüzlerce çıkışım var. Bir kere otelde kalmadım. Bir kere hanımımı götürdüm. Frankfurt'ta o da bir Müslüman bir dairesi vardı. Ben daireyi boşalttı. Bir kere otelde kalmadım. Yani... Çünkü ben bir yere davetli olarak gidiyorsam sohbet için benim biletimi bir tek alıyor. Benim biletimi eğer bir dernek aldıysa ben burada ona bir de artı çünkü ben öbür hocaları duyuyorum. Şu kadar euroyu hesaba yatır. Otel 5 yıldızdan aşağı olmayacak. Bunları duyuyorum ben. Hocalar. Evet hocalar. Tabii. Bu işte dinin tipi. Ama ne yapayım ben canım ben şimdi ben adamı. Ama bunları söyleyeceksin. Ya söyleyeceğim de ben bunu duydum. 5000 euro 10.000 euro yatırmadan bir defa listeye giremiyorsun. Tabii. O euro yatacak. Hesapta görülecek. Bir. İki. Otel 5 yıldızdan aşağı olmayacak. 7 yıldız olsa daha hala. 5 yıldız şart. Bak benim inceleyin ve ben sana yüzlerce cemaat getireyim. Hepsi hoca benim 60 metrekarelik evimde yatırdım demiştir. Bir kere çünkü neden? Bir tane isim verseniz hocalar. Ya ben niye isim vereyim? Bu arada sen araştırmacısın. Niye sen bulamıyorsun ya? Bana ne? Ben bulurum da ama bana... ben hani ipin ucunu verin ki ben gidip. Ya niye ipin ucunu? İpin ucu da sapıtma senin elinde. Mübarek ya sen hepsini biliyorsun beni konuş. Yani bunu cübbelini bir kefenle bir terlikle efendim öyle bir iş çevirmeye kalktılar ki ben kendim zekat veren bu kadar fakire kendiliğimden yardım eden, kendi bünyem dernek yardım eder. Şahsımla da kaç kişiye yardım eden bir adamım. Yani sırf Suriyeli Yetimler Derneği'ne işte kaç bin lira efendim sırf yetimlere her ay yetim ücreti öderim. Ondan sonra yetimlere şuna bak. Şahsi paramdan. Ben burada o 5-10 liralık şeylerle rezil edildim. O FETÖ operasyonlarıdır. Onu iyi biliyorum. Ama buradan katılanlara ben FETÖ'cü demiyorum. Adam şimdi bir haber gibi yakaladı onu. Beni de sevmiyor. O da paylaştı. Onu konuşmuyorum. Ama arka planını iyi biliyorum. Emniyetten çıktı o haber çünkü. Onu bilmesem diyemezdim. Şimdi bu noktada ben yıpratıldım. Yıpratılıyorum. Halbuki hakikaten milli bir adam olduğumu düşünüyorum. Vatanıma bağlı suçsuz değilim. Hatasız değilim. Günahsız değilim. Tamam mı? Yaptığım yanlış varsa özür dilemesine bilirim. Ama milleti yalanla yanıltmadım hiç. Bir kürsüden topluma yalan bir beyanda bulunmadım. İnandığımı konuştum. Sen inanırsın, inanmazsın. O mecbur değil. Ama sohbet parası nasip olmadı bana. Konuşma diye yani. Ben sohbet yapacağım. Bana şu parayı verin. Parası nasip olmadı bana. Yani bizde yok çünkü. Kültür Ayşe ihaleler yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyon resmi diye fotoğrafı diye sanatçıların olduğu bir fotoğraf vardır hatırlarsınız. Orada sanatçılar gider böyle resimler çekiliyor falan sosyal medyaya atıyorlar. Bir tane ihale buldum ben. İhalenin detaylarına girdim, ayrıntılarına girdim. İhalenin ayrıntılarında o fotoğraftakilerin hepsi var. Hepsi para alıyor. Artı bizim bu gazete köşelerinde gördüğümüz ve iktidarı yıkayıp yağlayan bir kesim var ya. Onların hepsi de panelist diye para alıyor. Bir yıl boyunca panele çıkarılmaları isteniyor. İsim isim tek tek kişi kişi yazmışlar. Gördüm ben oradaki isimleri. Dedim yazıklar olsun ya. Yazıklar ya işte olsun. Tabii onun dini helal haram boyutuna ben girmiyorum. Çünkü o artık kendileri bileceği iş ama benim haram mı da diyeyim? Ya ben şimdi haram şuna diyemiyorum. Mesela bir hoca dediler ki buna sohbet yap. Bu da dedi ki 5000 euro isterim. O adam da vermesin. Konuşturmasın onu. Benim paramla nasıl yani, yaptırabilir ki bunu?
Yani işte o ya, o belediye halkı o, orada kamuya girer. Onu ben konuşmam. Evet. Ama bu özelde bir adamı çağırdılar. Mevlüt okuyacak. O da geldi, beni 1000 lira isterim. Mevlüt okurum dedi. O da ona 1000 lira yazsa ben ona haram diyemem. Ya istemese bile zaten toplumumuzda öyle bir şey olmuş ki artık. Bu yani haram dememek ayrı, etik ayrı. Şimdi her şeyi haram olarak bakamazsın. Bazı şeyler ahlaki diye bir şey var. Ya ne derler buna? Hani Osmanlı zamanında ne derler? Tahammüller gereği. Ya kaç tane kadın bizim hanıma da söylemiş. Kadın ya ben demiş bir konuşmaya çağırdım bilmem ne. Şu kadar yatırmazsan gelmem. Konuşmada 45 dakika, 45 dakikadaki tekrarları tuttuğun zaman tekrarlarla beraber konuşulan yeni bir şey 15 dakikaya iniyor. Ben ortalama 2,5 saat konuşurum. 2,5-3,5 arası. O en ortalama 2. Ve ne kan terisini affedersin, terim topuğumdan çıkarak çıkarım. Ve çok da hasta olurum ondan sonra rutubetle, iltihaplı romatizmam, behçetim var. Ağır da hasta olurum. Her sohbetten sonra ertesi gün ağrılar çekerim, ağrı kesiciler alırım. Böyle olduğu halde giderim, ederim. Kimisine can pahasına giderim, kimisi her türlü tehlikeye rağmen giderim. O cemaati memnun etmeye giderim. Dernekler çağrı giderim. İstanbul içi, İstanbul, Türkiye dışı. Ama ben, bir kişi desin ki, ben şu parayı isterim, yoksa gelmem dedim. En fazla biletimi alır, korumamın biletini alır. Çünkü koruma lazım oluyor, ortada gece. Bilet alır. Yatma sorununu asla otel motel asla istemem. Ondan sonra cemaattan birinin yanında bir boş evi olur veya boş odası olur. Orada kalırım. Ertesi gün gideyim. Şimdi Trabzon'a gideceğim. Yarın gece 2'de oraya gideceğim. Ofta bir büyük külliye açılışı var. Şimdi bütün dernekler beni sever. Yani çünkü hepsi ya arkadaşım ya talebem ya talebem talebesi. Bir de halk sevgisi var. Şimdi ben geldim mi dolar. Şimdi gideceğiz orada bir külliye açacağız Ofta Salih Hoca'nın. İsmail İmamı'nın orada tabi vazifeliydi eskiden. Büyük bir külliye yapmış. Geçen sene gidemedim. Bu sene gideceğim. Bak hastayım. Yorgunum hakikaten dolu da iş var. Söz verdim. Şimdi oraya gideceğim. Ha ne yapacağım? Bir gece kalacağım. Ertesi gün döneceğim. Geçmiş olsun. Yani demek istediğim buradan şimdi ben nasıl bir para isteyebilirim ya? Oranın derneğine ben nasıl yani sohbet yapacağım burada? Cemaat da toplayacağım. Belki siz dernek yardım da toplayacaksınız. Belki meşhur olacaksınız. Canlı yayında Lale Gül de yayınlayacak veya sonradan çekim yayınlayacak. Çünkü oraya bayağı bir itibar olacak. Tanınacak orası. Şimdi çoğu da beni hani o manada da tabii destektir. Bir hizmet varsa destek olayım. Şimdi tamam. Kardeşim sen de bana bir 5000 lira ver ya. Bunu demeyi ben zülat ediyorum. Bu çok ayıp bir şey ya. Gidersin sohbetine ayet hadi sokuyorsun en nihayetinde. Konuşmanı yaparsın gidersin. Adam sana zaten bir yemek ikram ediyor. Ne etmedi? Peki hocam. Şimdi Tarık bizim kayıtta mı? Yok değil. Şunu sadece şifresini dilersen. Bunu kaydedebilirim hocam. Daha fazla yorum. Bizim kayıtta verir size. Tabii çok sevinirim. Sizin alamazsınız. Çok iyi olur hocam. Yok zaten çekimin tümü daha net ya. Görüntün daha net olur. Biz ham haliyle size veririz. Ham halinesi yapalım. Sen onu hemen verebilir misin? Küçük kesitler alırsın. Burası çok daha iyi. Mailene. Bugün gönderirsin değil mi? Tabii geceden bırakırım. Bu gece burada kalıyor zaten, gece çalışıyor. Öyle mi? He. Bu arkadaşların, çalışanların da sigorta olarak Vuslat Derneği'nde gözüktüğünü söylüyorlar. Vuslat'ta bir tane benim yanımda bir kişi yok. Kayıda gidiyorum. Evet. Son bir soru hocam. Senin şeyin neresi sigortan? Hayder. Benim sigortaların çoğu bu Gürsel Bey'dedir arkadaşların. Yani Vuslat'ta bizim bir tane sigortalımız yok. Bizim böyle irtibatlarımız epeydir yok. O ilk hapisten çıkışta böyle bir yardımcı olma mahiyetinde iş adamları zımnında çünkü baktım çok büyük iş adamları olarak gösterildiler bana. Tamam adam da bana bir işte zırh gibi bir meselede 2000 lira dedim 2000 euro yardımcı olur. Senin meselesinde senedi imzalayan Mahmut Polat. Aynı zamanda İşte ben dedim ya benim birçok işlerimde kendi ödemelerimi yaptığımda da imzayı teslim alanı gideni birçok insan bulursun. Bunun gibi onlarca insan ismi gösterebilirim sana. Yok, neden ama? Sadece kendim gitmiyorum, teslim almıyorum, imza atmıyorum. O yüzden birine aldırıyorum, verdiriyorum yaptığım işleri, işlemleri. Şimdi mesela para havalesinde ya da işte bu şeyde zırhlı araç işinde ve aynı zamanda Lale Gül işinde. Lale Gül'ün sponsorluk anlaşmasında hep bunların arasında 3 kişinin ismi çıkıyor. Özür dilerim 2 kişinin. Muhsin Keleş, Mahmut Polat. Şimdi Muhsin Keleş aynı zamanda promosyonun da sahibi. Promosyon şirketinde. Yani iş sahibi he, ben öyle biliyorum. Mahmut Polat da Vuslat Derneği'nin yönetim kurulunda. Şimdi ben bunlarla ilgili bazı araştırma yaptığım zaman Muhsin Keleş, Mahmut Polat
ve Cüneyt Süleymanoğlu. Bunlar hatta dernekle ilgili Başaranlar Gayrimenkul diye de şirket kurmuş. Şimdi yani Cüneyt Bey dernekte şey değil. Yok, yetkili değil. Yetkili, dernekle alakası yok. O ama da iş adamı yani. Buradaki Vuslat'ın yönetim kurulundaki insanların size karşı bu kadar tevazu sahibi olmaları, bunlarla ilgili devamlı... Yok o zaten, ama o şey değil ki. Lale o... Hayır, Lale Gül meselesi, Lale Gül'e sponsorluğu yadırganacak bir şey değil. Kendi reklamını yapıyor. Orada 5 dernek daha var. Vuslat'ın bir özelliği yok ki. Ama orada diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbetinde 3000 reklamı girecek. Hayır, o zaman, ama diyorum size orada benimle alakalı bir şey yok. Neden? Şimdi de Haydar giriyor ona. Yani benim sohbetimle ilgili Vuslat yok ki şu an. Yani şu anda Vuslat, ben şunu demek istiyorum. Hiç değişmese, devamlı ona bağlı olsa dersin ki burada bir irtibat mı var? Şimdi mesela bir senedir Haydar giriyor ve Vuslat bir senede girmedi. İki senedir yani benim Sundu Sunar meselesinde bir tek girmek istiyorlar. Çünkü orada bir reyting var. O onun reklamını yapacak. O kendi reklamını yapmak için yani Lale Gül'le olan iş, İsmail Asta var, İttefi de var. Dünya kadar dernek Lale Gül'e geliyor. Şimdi ben yani şey demek istediğim için, onlarda fatura var, şey var. Soruyorum, biliyor musun? Yani orada Vuslat'ın bir özelliği yok Lale Gül işinde. Ben onu soruyorum. He. Zırh işinde Polat var. Aynı zamanda Lale Gül'ün içerisinde şahit olarak Polat var, sonra Muhsin Bey. Ama o Vuslat'ın orada yaptığı faturalı imza benimle ne alakası var? Buradaki şeylerin hepsinin altında da Vuslat çıkınca ben diyorum ki kafamda, Ahmet Bey dürüst bir adam. Benim sorduğum sorulara cevap veriyor. Tamam. Ve Ahmet Bey anlattığı, benim ikna olduğum noktalarda diyor ki ben asla hiçbir dernekle, vakıfla bir işe girip de bununla ilgili bir gelirden... Dernek gelirinden halkın derneğe, vakıf, fakir, fukaraya diye veriyor, talebeye veriyor. Oraya verilen bir dernekten benim para almam mümkün değil. Tabii. Bu bana caiz değil, haram şimdi olur yani. Buradakileri ben üst üste... Ama bir tek ya, orada zırhlı mesela. O da nedir? O gün onlar rastlamasa, o konuşma başka bir arkadaşlarından olsa, o dese ki ben imza atayım, öbürü atacak. Benim çünkü işlerim de kendim şimdi atmıyorum imza. Ben gidip ev alsam, Vuslat derneğinde Mahmut Polat da orada olsa, benim yerime imza at desem atar mı? Ama niye atsın? Ben onların senelerdir hocasıyım. Zaten yani benim bir tanışlığım var bence. Ama ben onları tanımıyorum mu diyorum. Yok, zaten tanımadınız iddia etmiyor. Ya ben onlarla görüşmüyorum mu diyorum. Ama demin demedim mi geldiler burada otururlar. Hapis sürecinde geldiler, destek vermek istediler. Benim perişan ettiler. Hepsi derneğin yöneticisi olup aynı şekilde... Yok, Cüneyt Bey derneğin yöneticisi değil. Cüneyt Bey değil. Mahmut Bey yöneticisi. Ama Mahmut Bey'le benimle ilgili şirket burada bir tek... Tamam, Mahmut Bey'le bir mesele varsa zırhlıdadır. Benimle ilgili Mahmut'un imzası. Şey var, Lale Gül'de. Ama Lale Gül'de her kurum var. Ya Lale Gül'de onun gibi 5 tane 6 tane daha dernek reklam veriyor. Hepsi fatura kesmiş. Burada size ibraz etti faturayı. Tabii, ya faturayı, hayır 2016'yı da getirir. Bütün var yani, zaten 2018'de yoktular. Zaten şimdi de Haydar Sundu Sunar'ı veriyor. Bunlardan ben bir şey almıyorum. Alsam da alabilirim. Anladım şu. Alsam da haram demiyorum. Alsam da alabilirim. Ya şimdi ben bir sohbet yapıyorum, program yapıyorum, o adam da reklam veriyor. O adam o reklam ücretine karşılık kendini tanıtıyor, meşhur oluyor. Oradan bir benim sohbetimin eğer başında sorsunuzsa oradan bana 3-5 lira verse de haram olmaz ki buna. Ama ben almıyorum. Neden almıyorum? Müessese yürümüyor, zaten yürümüyor. Ben kendi kitaplarımı, teliflerimi, kendi alın terimin parasından oraya bağış yaparken, yani iki kitabımda şimdi Yasin cüzüyle gidiyor şu an. Bütün Yasin Yücel diyor. Ben onu telif verirken buradan 40 bin lirayı benim almam çok saçma bir şey olmaz mı? 100, o zaman derim ki... 120 bin lira hocam. Hangisi? 120 bin lira toplam. İşte ayda 40 bin diyorsunuz orada. Şöyle 40 bin lira ayrı bir şey var. Bir de bakın bir de bu var. Tamam, o şimdi bunlar şu var. 80 bin lira da bu var. Tamam da işte bandaj giriyor. Ne kadar bandaj giriyorsa ona göre fiyat kesiyor faturası. Resmi o fatura. Ya şimdi amacım bağcıya dövmek değil. Bakın benim buradaki amacım ne biliyor musun? Hayır onu demiyorum. Yani bu parayı zaten ben kendi kitabımdan kazanabilecekken niye onun dernek parasını peki, alayım yani? Peki ben de bir şey soracağım. Çok yani mazur görün beni. Vuslat Derneği var. Bağışlarla ve insanların yardımlarıyla ayakta duruyor değil mi? Bir iktisadi işletmesi yok. Şimdi iktisadi işletmesi olmayan bir tane dernek sizin programınız için aylık 80 bin lira parayı nasıl veriyor? Nereden buluyor bu parayı? Şimdi onu nereden bulduğunu ona soracaksın. Bu dernekler masası var senin. Ya tamam da adam topluyorum diyor. Birçok dernek topluyor bu paraları ben. Yani bu... Ben dernekçilik yaptım. Memleket Sevdalılar Derneği'nin genel başkanlığını yaptım. Vallahi de billahi de toplayamadım. Şimdi, aidatı toplayamadım. Ama işte orada 25 TL'lik aidatı toplayamadım. Ama şimdi işte orada yaptığı şeyi
hizmeti göstereyim diye saat alıyor. O saati, o bunlar resmi şeyler. O saati orada, o saatte kendi tanıtıyor. Hizmetini hizmetini tanıtıyor. O gerisi, ona göre de getirisini alıyor. Demek kaç katı getirisini almasa. Getirisini almasa verir mi? Hocam getirisi karşılıklı bir mal satarsınız bir şey olur. Burası dernek. Dernek ama adam diyor ki şurada Afrika'da kuyu açtım. Sen gidersin bakarsın açmış mı açmamış mı? Şu kadar yetim elbise giydirdim. Gidersin bakarsın senin vazifen bu. Denetler, devlet denetlersin. Olmadı sen araştırmacı yazarsın. Sen gidersin denetler. Onlar... Size anlattım ama bunlar şunu konuşmuyorum. Çünkü niye biliyor musun? İddia kalır. Ben belge tutuyorum. Yok yani ben ayrı bunları diyorum. Ben bunların müfettişi değilim. Burada bir televizyon yürüyor. Benim derdim halka sohbetlerin ulaşması. Ben merak ederim işin açıkçası. Vallahi halka bu sohbetlerin ulaşması. Ben sorarım. Ben derim ki ya kardeşim ayda 80 bin lira ve 40 bin lira toplam 120 bin lira. Yılda yapar bu size 1 milyon 400 bin lira. Sen nasıl bir derneksin ki yılda 1 milyon 400 bin lira buraya para aktarabiliyorsun? Sorarım. Çünkü bu abeste iştigal bir rakam. Yani çok yüksek bir rakam. Ya benim için çok yüksek bir rakam. Tamam. Ama biz burada bir kurum yönetiyor muyuz? Yürütmek istiyorlar mı? Arkadaşlar size yürütüyor. Ha sen yani şu. Ora onu yönetirken onun da gideri onun gideri 300-400 lira orada kapanacak hale gelmiş. Ben zaten kendi kitabımı da bağışlamışım ki git bundan yürüt kampanya yap, kumpanya yap. Ben o durumdayım. Hocam kitabının bu, bir tanesini LÖSEV'e bağışlar mısın? Bu durumdan. Nereye? LÖSEV'e. Niye bağışlamayayım? Vallahi ben yöneticilerle konuşurum vallahi bak. Ben yani LÖSEV çocuklara çok da büyük şey olur, destek olur. Şafaka, LÖSEV, Burak. Ya işte resmi bir şey varsa onların yaptığı hizmetlere göre yapacağım tamam. Çok hocam olmaz olur mu LÖSEV? Tabii tabii. Ne olacak? Vallahi ama şimdi onun işte pazarlaması, satışı falan ben yapmıyorum. Ve telifimi veriyorum artık orada onu, kim ne yapacaksa basarsa niye vermeyeyim bas yani onların ilgilenmesi gerekir şeyle. Benim gibi bu kadar yüksek telif varsa çok da sevinirler. Yüksek telif her kitapta olmuyor. Kitap var 10 bini geçmiyor. Kitap var 30 bin 40 bin. Şimdi 3-4 kitabım var ikinci cildi bekleniyor ikinci ciltleri çıkınca. Şimdi ondan ikinci cilden hiç çıkaramadım daha 3-4 tane ikinci cilt bekleniyor. Geri kalanlarda kitabın durumuna göre bazı kitap çok rağbet oluyor. Mesela şimdi yazdım kız çocuklara iyi bakmanın faziletlerini yazdım. 40 hadis. Kız çocuklarına İslam'ın verdiği önem. Kadınlara, kızlara özellikle kız çocuklarına bakmak. O mesela bilmiyorum. Şimdi onu 10 bin basıldı. Öbürü koca kitap çıkarttım şimdi 5 bin basıldı. Şimdi eskisi gibi millet okumuyor. Ekonomik durumdan dolayı kitap satışları çok düştü. Benim kitaplarım da ucuz. Yani 25 lira en kalını şöylesi 25 lira ciltlisi. Dolayısıyla öbür kitaplar 10 lira 15 lira. Yani küçükler 10 lira 15 lira. En babası kabadayısı 25 lira 30 lira. Ben sizi bugün daha fazla sıkıştırmayacağım. Yok yani ben o... Vallahi daha sıkıştıracak çok sorun vardı kafamda sıkıştırmayacağım. Yani ben yok sıkıştır. Ben yok, o kitapla bir tane kitap başlarım ne olacak fakirlere verildiğine inanırsan. Soracağım o kadar çok soru vardı ki ben bir daha kapıyı açık bırakalım biz. Ben tekrar gelirim size. Yani şaibe kalmasın, şüphe kalmasın. Ben sohbetten para almıyorum. Hiçbir sohbetinden para almıyorum. Ona yani herkes bilebilir. Ama orada zaten faturaları getirdi bu size. Bu doğru değil mi yani? Sizin para aldığınız ilk asla faturaları... doğru değil. Yalan. Ben sohbetten bir sohbet yapıyorsam ama bundan para gül... alacağım diye. Yani Gül orada faturasını kesmiş oraya. O ona reklam veriyor. Nasıl veriyor? Niye veriyor? Parayı nereden buluyor? Benim alakam yok. Ben burada sohbetlerimin devam etmesi, kanalın kapanmaması için kendim de destek veren bir adam konumundayım. Lale Gül TV. Zaten benim sohbetlerimi dinleyenler bir senedir, iki senedir benim böyle yakınmalarımı görüyorlar. Hatta acıdılar bana. Lale Gül dediler TV. Hocam ya sen Ustad bu şekilde yapma dediler. Üstad Derneği'nden aldı 120 bin lira ki kendisi de doğruladı zaten. Yok faturası var. Doğruladı zaten. 120 bin lira aldı. Size 10 faturayı biraz diyor. Bilmiyorum faturalar kaç liradır nedir. Ben ne aldığını da bilmiyorum. Nasıl bileyim ben? O muhasebesini ben tutmuyorum. Muhasebeciyi de çağırmıyorum. Hiç girmeyeceğim o konuya çünkü çekle falan ödeme var. Derneklerin çeki olmaz. Derneklerin çeki olmaz. Onlar çekle ödeme. Yani ben zaten derneğin reklamını derneğinde dernekten alması lazım parayı. Evet, hariçten olamaz ki. Ben çok teşekkür ederim. Onun yani resmi girdisi çıktısı var herhalde. Ne bileyim ben. Bak onun devlet kurumları var artık. Yani beni onlarla kadar etmiyor ama şey ağrıma gitti. Benim için sizi ağrıdırma. Sohbetten para alma şey. Benim de hiç bulaşmadığım 40 senedirlik sohbet hayatımda para almadan sohbet eden kişi olduğum halde sohbetten para alıyor imajını yani istemedim. Cevaplandırmak istedim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun. Üzere. Görüşmek üzere. İşleriniz rast gelsin. Allah muvaffak etsin. Çok muhafaza çok etsin. Efendim şu hakikatleri meydana çıkaram derken de düşman kazanırsınız. Ben de bazı işlerde ben çok düşman kazandım. Onun için Allah hepimizi korusun, muhafaza etsin. Bir de hakkı meydana çıkartmakta yardımcımız olsun. Tamam.
Amin. Allah kimseyi de iftiraya ya da amin. Yanlış bir şeye amin. Muhtaç bir amin. Yani. Maruz bırakmasın. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam mısın?